Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında hareketli ortalama, Moving Average diye bildiğimiz hareketli ortalama ilişkin bir çalışma yapmak istiyorum. Arkadaşlar, hareketli ortalamanın esprisi aslında bir line grafiği, çizgi grafiği gibi ama trendi daha iyi takip etmek için, trendi daha iyi analiz etmek için verilen aralıklar içerisinde kullanılıyor. Bakın şimdi ne yapıyoruz? Ben sıfırdan yapıyorum biliyorsunuz. Hemen sıfırdan yapmaya çalışayım. Burada tarihlerimiz olsun ve satışlarımız olsun. İşte 1-1-2021'den başlayan ondan sonra şöyle yapalım. Arkadaşlar tarihlerimizi de atıyorum işte tamam 100 tane olsun. 2'den başladık. Ve bu şekilde olsun. Her gün bir tane satışımız olduğunu ve satışlarımızın da tutarları hemen biliyorsunuz bir rastgele şeyimiz var. Üretimiz var. Rent between'imiz 10 lirayla 150 lira arasında olsun bugünlerdeki satış tutarlarımız. Hemen kopyalayıp hemen özel yapıştır diyelim ki sürekli çalışmasın. Peki buna ilişkin arkadaşlar aritmetik ortalama dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Çok kolay. Hemen burada aritmetik ortalamamızı gelip ortalama average'dan bulabiliriz. Evet. Şöyle olacak. 79 liraymış aritmetik ortalamamız. Tabii bu bir şey ifade etmiyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi buraya da hareketli ortalamamı yazıyorum. Har ortalaması diyeyim. Yine renklendirelim. Arkadaşlar hareketli ortalamada bir aralık belirlenecek. Buna 1000 deniliyor. Bu histogram aralığı gibi. 5'li, 10'lu, 20'li artık verinin sonuna ve birazdan göreceksiniz. Hareketli ortalamadaki hani noktaları belirlemek açısından. Yani çok tipik olarak 5'li diyelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5'li bir yere geliyorum. Yine ben bildiğim ortalamayı yazıyorum. Yani ortalama average. Bu 5 tane hücreyi 4 mu oldu? Bununla beraber 5 oldu. Tamam. 78 aldık. Bunu aşağı doğru indiriyorum. Bakın bunu aşağı indirdiğinde 5-5-5-5 ortalama alıyor. Yani bir anlamda normal trendi 5'li gruplara ayırmak gibi bir şey. Bunu tekrar çift tıklıyorum ve aşağı kadar aldığını düşünüyorum. Buralarını isterseniz doldurabilirsiniz. İsterseniz boş bırakabilirsiniz. Çünkü orada bir değer yok aslında. Oradan ilk buradan başlıyor hareketlik ortalama. Ve grafiğimizi çizdiğimizde de bakın ondan sonra ekle dedik. Bir çizgi grafiği çizelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalamayı arkadaşlar verilerimize ilişkin normal bir çizgi grafiği görmüş olduğunuz gibi maviyle görebilirsiniz. Sarıyla da şöyle biraz büyütecek olursak daha iyi görünsün. Enini boyunu. Evet. Gördüğünüz gibi o da bizim trend. Yani çok büyük dalgalanmaları almıyor. Çünkü beşerli grupladınız. Onlu gruplayabilirsiniz vesaire. Demek ki arkadaşlar hareketli ortalama dediğimiz şey bir ortalamayla ve belirlediğiniz beşli onlu gruplarla yapılabiliyor. Bakın diğer bir yöntemi de sizlere göstermek istiyorum. Çizgi grafiğimizi çizdiğimizde, çok pardon, en tepeye geri çıkalım. Daha az bir 15-20 tane alırsam daha iyi olacak. 15 olsun, hadi 20 olsun. Elimizi korkak alıştırmayalım. Ekle dedik ve yine line grafiğe, çizgi grafiğe gidiyoruz. Bu bizim görmüş olduğunuz gibi nedir arkadaşlar? Satışlarımızın seyri bir anlamda tutarlarının. Hemen burada bakın arkadaşlar seçiyorum hattımı. Normal çizgi sağa tıklıyorum. Eğilim çizgisi ekle. Add trend line. Ekliyorum. Burada biliyorsunuz burada aslında biz doğrusal denklemi çıkarıp regresyon çalışması gibi oradan üretiyoruz. Öyle çalışmalarımıza bakarsınız. Burada hareketli ortalamayı seçiyorum. Moving average. Bakın
dönem, işte o 1000 sayısı period ise bize soruyor. Bakın 2, 3, 4, 5 gibi, 6 gibi seçebiliyorum. Tabii o 6'dan ilk 6'yı başlayarak yapıyor. Demek ki buradan dönemimi belirtiyorum. Dörtlü olsun burada da. Ondan sonra arkadaşlar burada tabii ne yapabilirim? Buraya gelip seçip sağ tıklayıp serimin rengini farklı bir renk olarak belirleyebilirim. Tabii adlandırabilirim vesaire vesaire. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar verimizi farklı şekillerde göstermek mümkün. Ondan sonra bunlar normali. Rengimizi tekrardan verelim. Arkadaşlar burada da hareketli ortalama moving average'i göstermiş oluyoruz. Demek ki iki türlü elde edilebilir Microsoft Excel ortamında. Bir tanesi normal serimizin yani sayısal verilerimizin diyelim belli gruplar içerisinde ortalamasını 5'li, 10'lu, 20'li neyse arkadaşlar hani veri çoksa daha çok olabilir, azsa daha az olabilir. Veya işte dalgalanmalara yönelik yani trend analizindeki esprisi 5'li, 10'lu günler veya bunlar adetler yani daha tabii her gün binlerce satışta olabilir. Bu anlamda kaçarlı gruplar halinde 5'li, 10'lu, 20'li, 50'li neyse belirleyeceğiniz bin aralığında arkadaşlar hareketli ortalamayı bu şekilde hesaplayıp görüntüleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.